Yok, bu cevaplıyı kabul etmiyorum. Biz soru gayet basit. Kimin için yaşıyorsun? Sen öğüt, genel bir nasihat et, öyle değil. Siz kimin için yaşıyorsunuz? Cevap ver. Seymur Antalya yazmış. Ailem için, sevdiğim adam, huzurum, Doktor Hakan Tüfekçi için Hakan yaşıyorum Tüfekçi için demiş. sonucu çıkmış buradan. Evet. Sizi çok seviyor eşiniz Hakan Bey. Onu da sizin için yaşıyor. Sen kimin için yaşıyorsun? Çocuklarım için. Ben de. Delikanlı ol. Sevdiklerim var. Ama bana böyle bir soruyla geldiğin zaman hemen de cevap verilmesi gereken bir soru. Öyle çıkarsam diye de ben çocuklarım için ezberletmişler. Şimdi o çocuktan şey çıkar mı? Çağın hastalığı bunu der. Değil öyle bir şey. Ne diyeyim ne diyeyim abla falan beni hiç çekmeseniz ama çekelim şunu de demişler. O da çağın hastalığı diye bekliyor. Şeyi söyleyelim. Ben böyle şeylere notu çok kızıyorum ya. De ki bana niye? Aynı fikirdeyim. Bak çok kızıyorum. Niye? Ya biz bir dönem bu bademcik dediler. Anam kıyamet kopuyor benim gençliğimde çocukluğumda. Bademci iş işte bari bir furya başladı. Bademci kaldırma. Neymiş? Bademci çok zararlıymış. Oradaki bakterileri bilmem ne falan filan. İşte et şişer. Evet. Hatta ne yaparlar? Diline basarlar. Yap. Ay bademci şişmiş. Hep klasikleri okullarda da bakarlar. Sonra aradan yıllar geçti. Bu zararlı dediler ya bademciydi. Sabahıyla eski döne döne. Şu an ama düşününce onlara da sorsalar onlar da aynı şey söylüyor. Çocuklarım der. Tabii. Bu başka.